Herkese merhaba arkadaşlar. Prezi yazılımı üzerinden slide yapmaya devam ediyoruz. Prezi nedir diyorsanız, önceki videoları izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca kanalımızı arkadaşlarınızla paylaşarak onların da görmesini sağlayabiliriz. Diyerek videoya geçiyoruz. Önceki videoda arka planımızı belirledik, başlığımızı yaptık ve ana ekranda, ilk ekranda konuların gösteriş tarzını ayarladık, tasarımını ayarladık. Ben burada saydam bir plan üzerinde yerleştirdim konuları. Sadece yazının gözükmesini istedim. Siz bunlara çeşitli arka planlarda ekleyebilirsiniz. Buradan stile girerek öncelikle yazılarımız beyaz rengini bir değiştirelim. Burada göstermelik olarak şöyle bir mavi bir renk belirleyelim. Kapattığımızda buradan stile gelip shape'e tıklayarak shape sekmesinden bunları arka plan şekilleri belirleyebilirsiniz. Örneğin böyle bir şekil veyahut da böyle fırçalanmış bir şekil belirleyebilirsiniz. Fakat bu şekilleri belirledikten sonra sizi ekstradan uğraştıracak bir şey var. Bu da konulara tıkladığınızda konunun planında da bu şekilde gözükecektir. Bu yüzden hani ekstradan bir zahmete gireceğiz bu şekilde ayarlamak, konu içeriğini, metni bu şekilde göre ayarlamak, alt başlıkları bu şekilde göre ayarlamak biraz sıkıntı oluşturabilecektir. Bu yüzden ben saydam bırakmayı tercih ediyorum. Saydam görünümünde de bir tuhaflık olmuyor. Bu şekilde de güzel gözüktüğü için bu şekilde bırakıyorum. Şimdi konumuza geçelim. İlk konunun içeriğini oluşturmaya başlayalım. Bu şekilde çerçeve gözüktükten sonra çift tıklayarak konuya geçiş yapabilirsiniz. Veyahut da az önceki yaptığımız gibi buradan küçük resme tıklayarak da o konuya geçiş yapabilirsiniz. İlk başta böyle bir şekil belirleyelim. Arka plan renkli olduğu için. Kare olarak bir şekil yerleştirelim buraya. Bunu kapattık, bunu da kapattık. Bu şeklimize bir dizayn verelim. Köşeden eşit olarak büyütsün. Böyle bir tasarım yaptık. Bunun rengini değiştiriyoruz elbette. Buradan kostüm diyerek damlacık kullanarak arabanın renginde bir renk belirleyelim. Şu ortadaki olsun fazla açık veyahut da bu da fazla açık oldu. Şöyle bir koyu renk olsun. Bunun şeffaflığını ayarlayalım. Bu şekilde tasarımımız olabilir. Bunu buradan ayarladık. Yazımız arka planda kaldı. Arka planda bir yazı var arka kısımda. Bunu bu şeklin üzerindeyken sağ tıkladığımızda arkaya gönder diyoruz. Bu sayede yazılar ön planda kaldı. Bu resim arka planda kalmış oldu. Şimdi şu şekilde de ortalamış olduk. Buradan ortaladığımız zaman çizgimiz gözüküyor. Bu şekilde ortalamış olduk slaytımızı. Burada yazı tonu için renk olarak beyaz kullanalım. Beyaz daha etkili gözükecektir. Burada ilk başta bir soruyla başlayalım. Dinleyicilere bir soru sormak onların sunum için dikkatini çekecektir. Sunuma daha fazla dikkat vereceklerdir. Başlık tarihle alakalı olacak. Elektrikli arabanın tarihi diye bir başlık belirleyelim. Buradan tamamını seçerek bir yazı fontu ayarlayalım. Bu yazı şekli başlık için bence gayet uygun. Dinamik bir başlık gibi gözüküyor. Dinamik bir yazı fontu diyebiliriz. Bu şekilde yazabiliriz veyahut da tarihini aşağıya alabiliriz. Tarihi diyebiliriz. Buradaki yazıları ortalarsak daha güzel bir görüntü olacak. Buradaki seçenekten bu şekilde ortaladık ve de seçerek yazı boyutunu artıralım.
Başta bu şekilde oluşturduk. İzleyiciye bir soru yöneltelim. Burada ilk aşamada bunun rengini de tekrardan beyaz olarak seçiyoruz. Elektrikli. Ben yazıları hazırlamıştım aslında. Yazılardan direkt kopyalama, yapıştırma yapabilirim. Bir daha yazmaya uğraşmayalım. Bu şekilde hepsini seçtik. Bunun için bu yazı fontunu kullandığımda güzel olabilir diye düşünüyorum. Bunu bayağı bir büyütelim. Bu kadar oldu. Soru işaretini buradan kaldıralım. Bir tasarım yapacağız burada. Bu şekilde de şekli büyüterek yazı fontunu büyütebiliriz. Buradan ekleden ikon ekleyelim, buraya bir soru işareti ekleyelim. Türkçe olarak büyük ihtimalle algılamayacaktır. O yüzden İngilizce olarak burada yazalım. Question yazalım. Bu şekilde bunları kullanabiliriz. Bunu alalım buradan. Buraya ekleyelim. Bu şekilde bir soru işareti geldi karşımıza. Boyutunu ayarlıyoruz. Yukarıda dursun. Soru işareti üzerindeyken burada stil seçenekleri olarak buradan ayarlama yapabiliriz. Renk olarak veyahut da burada kendi rengimizi oluşturabiliriz burada. Buna bir renk belirleyelim. Beyaz yapsak olur mu? Renk seçelim veyahut da daha çok kırmızı üzerinde oluyor. Şekilde gri bir renk seçelim. Bunu sağ tuşta kopyalayabiliriz veyahut da Ctrl C tuşlarını kullanabiliriz. Ctrl V tuşlarıyla yapıştırdığımızda bir tane de aynı desenden olacak, aynı şekilden olacak. Bunu da buradan renk olarak seçtiğimizde burada bir uyarı gösteriyor. Bu şekilde kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye ekleyince direkt o şekilde kolayca ulaşabiliyoruz. Buradan bunu da şu şekilde şöyle gri yapalım. Şöyle bir soru işareti eklemiş olalım. Başta üstteki arkadaki soru işaretini seçip kontrolden öndekini seçerek ikisini de beraber taşıyabiliriz. Bu şekilde taşıdık. Veyahut da buradan kontrolleri kullanarak bunları küçültüp büyütebiliriz. Bu yazıyı da buraya bir yaklaştıralım. Buraya da bir resim ekleyelim buradaki alt bölüme. Buradan resimlerimizi ayarlamıştık. İmaj kısmına gidiyoruz. Resim kısmına gidiyoruz. Buradan yükle diyoruz. Resimlerimizi ayarlamıştık. İlk resmimiz. Bunu seçelim. Resmimiz yükleniyor. Buradan kapatıyoruz bunu. Bu şekilde bir resim seçtik. Arkadaki plan sanki bana fazla hoş durmadı gibi geliyor. Bu arkadaki planın rengini biraz değiştirelim. Bence bunu beyaz tonlarında yapsak daha uygun olur mu? Bu köşesine büküyoruz bu şekilde. Veyahut da gri tonlarında. Köşesinde. Şu şekilde. Bu şekilde sanki daha uygun gibi oldu. En sonunda tekrardan düzenleme yapabiliriz. Bunu tam ortalamaya ihtiyacımız yok. Bu şekilde de bırakabiliriz. Buradan farklı bir simetrik olmayan bir tasarım da yapabiliriz. Bunu burada ortalayarak bırakalım. Konumuzu açtığımızda konumuz elektrikli arabanın tarihi hakkında olacak. Buradaki başlığın rengini değiştirelim. Kırmızının tonlarında olsun.
şu şekilde. Bunun rengine de başlığın rengine başlığın rengiyle aynı yapalım. Bu şekilde daha iyi oldu gibi geldi bana. Konumuzun ilk ekranı bu şekilde. Ana ekranı geçelim. Ana ekrandan konumuza gelince böyle bir ekran karşılayacak bizi. Bu şekilde bir ekran geldi. Şimdi buraya alt başlıklarımızı ekliyoruz. Nasıl bir alt başlıklarımız metnimizi açalım. Metinde böyle bir soru yazacaktık. İlk maddemize geçiyoruz. Buradan alt başlık ekle dedik. Böyle bir alt başlık oluşturdu bize. Bunu tasarımını yine saydam yapalım isterseniz. Buradan saydam yapıyoruz. İsterseniz buradaki başlık ifadesini de kaldırabilirsiniz. Bu ekranda hiçbir şey gözükmez böylece. Şöyle boşluk gözükür. Burada ama alt konumuzun olduğunu bilmelisiniz. Birinci konumuz, birinci maddemiz neymiş buradan? Dönelim. Bir başlık olarak yazmayacağız. Bunu buradan kopyalayalım. İlk alt başlığımıza geçiyoruz. Şimdi burada aynı şekilde stil ekleyelim, shape ekleyelim. Buradan şunu atalım. Kapattık onu. Ekranımızı biraz büyütelim. Şöyle büyüyebilir. Bunun rengini değiştirelim. Şekilde. Böyle bir plan atayalım. Arka planı atalım ki arkadaki yazılar da gelsin. Arkaya gönder dedik. Arkadaki yazılar da geldi. Bunu başlık kullanmayalım burada. Direkt metin içeriğini yerleştirelim buraya. Şu şekilde Ctrl V ile yazımı yapıştırdım. Direkt Word dosyasında hazırlamıştım önceden yazıları. Bu şekilde yerleştirdim. Yazıda önemli bir yer varsa rengini değiştirmek istediğim veyahut da kalınlaştırmak istediğim bir yer varsa bunları değiştiriyorum. Öncelikle bunları bu şekilde bu fonta getirelim. Yazı türünü büyüttük. Buradakini ben renk olarak kırmızı yapmak istiyorum. Bu şekilde bir renge sahip oldu. Bunu isterseniz yazı fontunu bir büyütebilirsiniz bu şekilde. Elektrikli arabalar 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında insanlar tarafından kullanıldı. İlk başta elektrikli arabalar üretilmişti. Fakat daha sonra onlardan daha performanslı, kullanışlı olan bir motor geliştirdi Henry Ford. Bu nedenle elektrikli arabaların kullanımı popülerliği kaybedildi. Elektrikli arabalar konusunda böyle bir bilgi var. Bunlara resim ekleyelim. İmaj diyerek resimleri yükle diyoruz. İkinci resmimizi yükleyelim. Henry Ford'un kendisi. Resmi büyütelim. Bu şekilde resim de yüklenecektir. Yüklendi. Bu şekilde geldi. Tekrardan bir resim yükleyelim buraya. İlk arabalar, bu da elektrikli arabaların son versiyonu gibi gözükebilir. Bunu da bu şekilde getirelim. Bu resim öncelikli olsun istiyorum. Bunu arkaya gönderiyorum. Arkaya gönder şeklinde. Ama o kadar da arkaya göndermesin. Arka plana geldik. Bunu arkaya gönder dedik. Bu buradan çıktı. Şu şekilde bırakabilirim diye tahmin ediyorum. Resmi kapattık. İlk konumuzun ilk maddesi bu şekilde. Tekrardan ilk konumuza geldik. Tarih bölümündeyiz şu anda. Tekrardan bir alt başlık ekliyoruz. Burada tekrardan bize gösteriyor. Bunu bu şekilde burada bırakalım. Tekrardan bunu silebiliriz. Baştan silelim. Ve bunun içine
doldurmaya geçelim. Aynı şekilde bunları öncelikle shape diyoruz. Burada başlık kullanmayacağız. Direkt içerikten başlayacağız. Word belgesinden içeriği kopyalayalım. Kopyala dedik. Tekrardan dönüyoruz. Buraya yapıştır dedik. Seçtikten sonra bunları yazı fontunu değiştirdik. Bunu da büyütelim. Yazı fontunu da büyütüyoruz bu şekilde. Özellikle son 10 yılda elektrikli arabalar hayatımıza katıldı. Şimdi daha güçlüler bunlar. Elektrikli otomobil kullanıcıları bu durum için Elon Musk'a teşekkür etmelidir. Çünkü Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla Motor şirketi, CEO'luğunu yaptığı Tesla Motor şirketi sektörü öncülük ediyor şu anda. Burada Elon Musk'ı kırmızı olsun istiyorum. Bunu vurgulamak istedim. Ve sahip olduğu Tesla Motor şirketini buradan kırmızı yapıyorum. Yazım bu şekilde. Bunlara altına bir tane resim ekleyeceğim. Merge diyerek bu işlemleri hızlıca yapmaya çalışıyorum. Yazıyı şu şekilde yaparak yan tarafa ekledim. Resmimiz de ortada olsun o zaman. Resim biraz kareye yakın olduğu için dikdörtgen olarak büyümedi. Şu şekilde bence gayet güzel oldu. Yanında da kesme işaretiyle ayrılmış bir kelime yok. Boyutu da bu şekilde kalsın diyerek diğer slaytıma geçiyorum. Tarihindeydik. Tekrardan bir alt başlık ekleyelim. Bu kısımda eklendi. İçerik direkt kopyalayıp yapıştıracağım. Buradan bunları da silmiş olabilirsiniz. Buradan farklı bir metin eklemek için tekrardan tekst derseniz bu şekilde olacaktır. Word belgesinden 3. maddeyi de kopyalayalım. Tesla şirketinden bahsettik burada. Ctrl V ile yapıştırdık. Bunları bu şekilde tutsak resim kare bir resim mi acaba? Resim yüklüyoruz. 4'ü yükledik. Buradaki resimleri unutmuşum. Hayatta bunları da ekleyebiliriz. Tesla Roadster modelini koyalım ilk başta. Resim dikdörtgen resim olduğu için bunu bu şekilde yazıları ekrana büyütelim. Burada Tesla'nın modellerini gösteriyor bize. Bir önceki slayta geri döndüğümüzde buradan düzenlemede bunun üstüne bir resim ekleyelim. Burada Tesla'nın Tesla Motor şirketinden bahsediyoruz. Burada Elon Musk'ın Tesla Motor şirketinden bahsediyoruz. Buradan resim yüklerken buradan şirket içerisinden bir resim yüklüyoruz. Bunu kapatalım. Şimdi burada bir animasyon ekleyeceğiz. Bunu bu tarafa getirelim. Ve resmi büyütelim. Resmin çözünürlüğü yüksekti. Bu yüzden bir sıkıntı oluşturmayacaktır. Alttaki resim oynadı. Ctrl Z ile geri aldık onu. Bu resme geldik. Tekrardan biraz daha büyütelim. Şu şekilde büyüyecektir. Bu şekilde oldu. İlk başta burada tabii arka planda kaldılar. Buna bir animasyon ekleyelim. Nerede bu? Animation animasyonumuzu ekledik. Şu anda burada hepsini tamamladı. Bunu yapmak için tamamen hani slide'ı kaplasın, arkadaki bilgileri kaplasın diyoruz. Bunu yapmak için önce arkadaki bilgileri, resimleri, her şeyi ayarladıktan sonra bunu yapıp animasyon ekliyoruz. Her şeyi yapmaya dikkat edelim. Yoksa tekrardan düzenlemek için bu resmi oynatmamız lazım. Hatta bazen silmemiz lazım olabilir. Burayı yaptık. İlk 3 alt başlığımızı yaptık. Konumuzun tasarımı da tamam. Bunu kapattık. Buradan tekrar tarihine gelelim. En son aşamamıza geldik. Buraya da modellerini ekleyeceğiz.
Bunların da imajlarına geliyorum. Raster'ı burada resim olarak gösterdim. Model S resmini koyalım. Buna da animasyon ekleyelim. Bunun her şeyini yaptık. Bunu animasyon ekleyeceğiz. Evet, animation. Fade in diyelim. Bu şekilde animasyon olarak bize gelecek. Bu resmi biraz daha küçültelim. Alttaki resim boyutuna getirdik. Şu şekilde alttaki resmi kapattık. Ondan sonra tekrardan bir modelimiz daha var. Model S, Model X ve de tır var. Tırı koymaya gerek yok. Resimleri kırpabiliriz ayrıyeten buradan. Crop image diyor. Resmi bu şekilde kırpladık. Böyle yerleştirdiğimizde daha uygun oldu. Burada test roster'ı da kırmızı yapabiliriz. En sonunda bu resme de animasyon eklemeyi unutmayalım. Çünkü üst üste binecektir resimler, öyle diyebiliriz. İlk konumuzu ve buradaki alt başlıkları bitirdik. Alt başlıklarımıza tıkladığımızda 1, 2, 3 şeklinde dizayn edilmiş. İstersek buradan bu şekilde tasarım yapabiliriz. Veyahut da birinci alt başlığımızı buraya alırız. İkinci alt başlığımız burada kalabilir. Üçüncü alt başlığımız ise şu şekilde olursa olur sanki. Bu şekilde olabilir sanki. Buraya geçtik. Bu şekilde ilk konunun içeriğini, alt başlıklarını bitirdik. Burada sunuma bir bakalım. İşte sunuma başladık burada. Size elektrikli arabaları anlatacağız. Tarihinden bahsedeceğiz dedik. Geçiş tuşuna basarak tarihini açtık. Ondan sonra avantajlarından bahsedeceğiz ve dezavantajlarından bahsedeceğiz diyerek tarihi kısmına başlıyoruz. Bu şekilde izleyicilere bir soru yönlendiriyoruz. Burada ilk alt başlığımız burada olduğu için, bu kısımda olduğu için efektimizin yönü de oraya doğru yöneliyor. Bu şekilde ilk alt başlığımıza geçtik. İkinci alt başlığımıza geçmek için konuya dönüyoruz. Bunu ayarlayabiliriz. Ondan sonra ikinci alt başlık. Animasyon eklemiştik resmimizi. Resmini görüyoruz. Konuyu bitirdikten sonra metnimizi okuduktan sonra resmimizi açtık. Tekrar tıkladığımızda buraya döndük. Buradan da üçüncü alt başlığı ilerledik. Okuduk modelleri veyahut da modelleri okurken de resimlere geçebiliriz. Bu şekilde resimlere geçtik. Animasyonlar olduğu için. Ve de buradan tekrardan İlk konuya dönüyoruz. İlk konuyu bitirdik. Site'ımız bu şekilde. Buradaki geçiş ayarlarını düzenleyebiliriz. Bunları düzenlemek için çıkış yapalım bir. ESC ile çıkış yaptık. Site'ımıza dönüyoruz. Buradan geçiş ayarlarını düzenleyebiliriz. Nasıl geçiş ayarları? Konular içerisinde alt başlıklardan diğer bir alt başlığa geçmek için konunun kendisine dönmesine gerek yok. Buradan başladık. Tarih avantajı, dezavantajı geçtik. Konunun buradan bir soruyla başladık. Konuya alt başlığına geçtik. Direkt basarak diğer alt başlığına yöneliyoruz. Konunun ilk sayfasına dönüyoruz bu şekilde. Bu şekilde daha iyi bir geçiş sağlayabiliriz. Slide'ın ilk konusu bu kadar. Kalan kısmı diğer videoda bakacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.